Evet arkadaşlar, Alabardan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarız iyisinizdir ve bir bilim videosuyla karşınızdayız. Neden? Çünkü Ay'a inişin 50. yılını geçtiğimiz günlerde yaşadık. Bir yıl dönümü yaşadık. Ve bununla ilgili tekrardan işte videolar ortaya çıktı, NASA yeni videolar yayınladı vesaire vesaire. Bir sürü olay. Yani inişin diğer videoları var. Ofis YouTube kapalı. Abi, İnişini gösteren videolar mı var? Hı. Kim çekmiş videoları peki? Heh, bak akıllı çocuk kim çıktı o zaman? Neil Armstrong'un şeyi var. Diğeri kimdi? Buzz Aldrin. Ha, Buzz Aldrin iniyor, Neil Armstrong'un inerken çekiyor. Baya vlog çeker gibi, bugünkü gibi. Önceden kamerayı koyuyorsun gidip, sonra tekrar çıkıyorsun, tekrar iniyormuş gibi yapıyorsun. Ya bu kadar basit. Yok, bence bugün YouTube'da bir sürü video var öyle. Bence kesin öyle olmamıştır. Ya inildi kesin zaten ilk, yani bu videonun ilk kısmında gidilişi, gidilme hikayesi ve inişle ilgili bir küçük bilgi paylaşacağım. Aynen öyle. İnformasyon. Aynen öyle. Yani Ay'a gitmek zaten kolay. Asıl dönmek zor. Dönmek zor. Ya şimdi Ay'a gidişte şunu düşünmek lazım. Amerika niye Ay'a gitti? Daha doğrusu niye Ay'a gitmeye bu kadar uğraştık? Abi zamanında bu uzay yarışı başladığında ne vardı ortada? Ay vardı. Yarışı nükleer yarışın bir şeysidir. Devamıdır. Devamıdır. Soğuk yani savaş Sovyetler vardı. Yuri Gagarin'i uzaya ilk çıkardıkları zaman Amerikalılar diyorlar ki abi siki tuttuk diyorlar yani. Hem de Yuri Gagarin ne kadar kalıyor biliyor musun uzayda? Ya birkaç saat. Tamam, 180 dakika mı 108 dakika mı öyle bir şey, yani öyle bir şey kalıyor. Abi, Amerikalıların yolladığı adam kaç, ne kadar kalıyor? Ne kadar kalıyor? 12 dakika. Al işte. Ya abi mevzu şurayla alakalı. Şimdi sen eğer uzaya çıkabilen bir roket atıyorsan abi, o roketi bize hedefleyip üstüne nükleer başlık koyup bizi de vurabilirsin demek. Böyle arkadaşlar, bu noktada dinlemeniz, araştırmanız ve hatta okumanız gereken bir tane Türk isim var. Profesör Doktor Arsev Eraslan. Kendisi Ay'a gidiş projesinde çalışan iki Türk'ten bir tanesi. Biri Von Braun'un yanında çalışan İsmail bilmem ne vardı. Hatta çalıştığı yerin adını Huntsville diye bir yer var. Ay'a gidişi tasarlayan kısım. Diğer yerde Tullahoma var. Tullahoma üssü. Burası da dönüşü tasarlayan ve planlayan ekip. Bu Arsever Aslan'da dönüş ekibinde olan bir yazılımcı. Yıl 1960. Vay arkadaş. 61, 62, 63. Bu iki üste birden çalışmaları yapıyorlar. Niye iki üste birden yapıyorlar? Çünkü aslında her şey ortada. KGB deli gibi Amerika içinde geziyor. Mevzu bu. Ama daha da önemli bir mevzu var. Ve bu işte asıl roket atmayla alakalı kısım. İkinci Dünya Savaşı'nda gelen Alman esirler ve Amerika'da Almanya'dan kaçan bilim adamları. Bilim adamlarının hepsini abi Huntsville ve Tullahoma'ya yerleştiriyorlar. Ve buralarda adamların hapishaneler de var aslında. Tamam mı? Almanlar için özel yapılmış, Alman savaş suçluları için yapılmış hapishaneler. Ama Amerika hiçbirini savaş suçlusu yapmıyor. Tabii. Yani halka evet yapıyoruz, yargılıyoruz diyor. Ama orada adamlar bir üs kuruyor, laboratuvar kuruyor ve bu bilim adamlarının çalışmalarını devam ettiriyor. Bu noktada ufak bir şey söyleyebilir miyim hemen? Söyle. 1960 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin tasarladığı uçaklar, roketler, silahların tamamı 2. Dünya Savaşı'nda Almanların tasarlayıp uygulayamadıkları, abi, Saturn 5, hayata geçirmedikleri şeyler. Saturn 5 V2'nin birebir büyütülmüş kopyası. Hali. Birebir büyütülmüş hali. V2 dediğimizde Berlin'den fırlatılıp Londra'yı vuran roket. Evet. Tamam. Çılgın bir şey, teknoloji. Aynen öyle. Ve bu Almanların başında da işte Von Braun var ki efsane bir adamdır. Aynen. Yani adam V2 tasarlayan yapan herif yani. Ve Amerika bu adamı savaş suçlusu olarak almıyor da abi beni uzaya götür diyor. Tabii uzaya götürmüyor sadece, yani ekstra çalışmalar da var. Bir diğer üs daha var da o üs sonradan işe karışacak. Orası da atom bombasının yapıldığı üs. Şu an adını hatırlamıyorum. O ayrı bambaşka bir yerde o. Abi Mannerheim gibi bir şeydi. Yok, Manhattan projesi. Manhattan projesi o. Ama L ile geçen Lake bir üs. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neyse, bir o üs var sonradan. Şimdi Ay'a gidildi mi gidilmedi mi bir önce konuşalım. Ay'a gidildi. Yok kesin. İnanmayanlar hala var. Onlar dünyaya düz diyenler de aynı bence mantıklılar. Evet, düz. Ay'a gidildi. Gidilmesinin kanıtı NASA değil. Gidildiğinin kanıtı Japonya. Gidildiğinin kanıtı Çin. Gidildiğinin kanıtı Rusya. Gidildiğinin kanıtı Avrupa. Gidildiğinin kanıtı eve alabildiğiniz biraz pahalı da olsa büyük teleskoplar. Evet. Buradan bakın. Tekerlek izlerini görebildiğiniz teleskoplar şu an dışarıda satılıyor. Evet, biraz fiyatları tuzlu ama var. Çin, mesela bakın Ay ile ilgili şunu söyleyeyim, Ay yarışında Ay'a ilk gönderilen uydu Rusya.
Ay'a ilk iniş yapan Rusya. Rusya. Dünya dışında bir yere yumuşak inişi ilk başaran Rusya. Tamam, Rusya böyle bak bir anda 3 tane öne geçiyor. Tabii tabii. Hani Amerika'da emir var o yüzden. İlk emri de JFK veriyor. John F. Kennedy veriyor. Aynen. Diyor ki Ay'a gideceksiniz ama daha önemlisi oradan insanlarımızı geri getireceksiniz diyor. Ve bunu emir olarak veriyor. Ha, sonra o ölünce kim lan başa geçen? Lyndon Johnson. Aynen. Lyndon Johnson abi. Lyndon Johnson devam ettiriyor vesaire. Ne oluyor bu durumda? Dediğim gibi Ay'a inildiğini kanıtlayan bir sürü görüntü var. Özellikle Japonya'nın yolladığı uydunun görüntülerini inceleyin. Amerika'nın yayınladığı o hareket eden videoda, hani aracın hareket ettiği bir video var. Adamların işte bayrağı diktiği yerin vesairenin, kraterin arkasındaki yer şekilleri. Yani adam bayrağı dikerken arkada bir tane böyle bir dağ gibi bir şey gibi var. Bir şey var. Japonya birebir onu uydudan çekti böyle. Yani açılı geldiler Ay'a, böyle yandan aldılar ve birebir aynısı. Dediler ki adamlar doğru söylüyormuş dediler. Çin gitti. Çin niye Amerika'nın yaptığını doğrulasın? Yanlışsa, yalansa. Zaten mantık değil yani. Ya mantık uzay araştırmaları yapan şeyler için, üniversiteler için adamların oraya diktikleri ayna var. İki tane lazer aynası var. Duruyorlar yani. Hani buradan ışın gönderiyorsun, oradan yansıtabiliyorsun falan. Tam tutturamıyorlar ama onu. Öyle bir sıkıntısı var. Onu bilmiyorum ama. Hani böyle ayın hızını mı ölçecekler artık? Mesafeyi mi ölçsünler? Hani ayın böyle yörüngesini hesaplamada rahatlık yapacaklar falan diye dikmişler abi oraya iki tane lazer aynası, böyle yere yakın duruyor. Aynen öyle. Ve bu arada ay yarışında bir de üçüncü ülke var ki zaten yeniden hani Ay'a gidelim, Mars'a gidelim'i canlandıran bu üçüncü ülke oldu. China. China. It's China. China to me. China. 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 Evet arkadaşlar. Çin Ay'ın karanlık yüzüne inen ilk devlet oldu. İndi mi? İndi. Ve orada çalışmaları devam ettiriyor. NASA o yüzden de... bak bu yüzden Çin dedi ki ben 2030'da Ay'a üs kuracağım dedi. NASA çıktı, hayır ben 2025'te kuracağım dedi. Bayağı böyle gene propaganda tadında o şov yapan bir video klip falan hazırladılar. Sonra Elon Musk çıktı. Dedi ki ben 2023'te gidiyorum. Niye 2023 onu anlamadım. Üçüncü yıl işte. Üçüncü yıl işte. Yani ama Elon bitecek. Musk gidiyor aynen. Neyse. 2023'te gidecek Elon Musk. Öyle iddia ediyor. Kankalar olur mu Elon Musk'ı type? Ne gülüyorsun? Evet. Öyle. Değil mi? Buraya geldiğiyle alakalı şeyler. Tabii. Ay'a gidilip gidilmediğiyle ilgili bir diğer mevzu da genelde şuradan geliyor. Abi oradaki hani kameralar nasıl oldu da? O filmler yanmadı mı? Nasıl çektiniz bu fotoğrafları? Çünkü Ay'da bir radyasyon koruması olmadığı için atmosfer. Yani yanması lazım diyorlar mantıken. Değil. Neden değil? Çünkü abi bakın. İlk olarak 1961'de Hasselblad Alman Hasselblad firmasıyla ya da Blood bakayım nasıl bir Hasselblad ya yavol. Bu firmayla beraber bir çalışma başlatıyor NASA. Tamam mı? Gene Almanlarla. Niye? Çünkü abi içindekiler Alman zaten. Diyorlar ki abi bizim tanıdık var, amcaoğlunun firması, getirelim o çalışsın. E bir de abi değil de. Bunlar çalışmaya başlıyorlar tamam mı? İlk böyle büyük makineler falan üretiyorlar ama Almanların ürettiği bu fotoğraf makinesi ve video kameralar falan çok büyük oluyor. Yani diyorlar ki ulan bu tam olmadı yani, bunu götüremeyiz. Zaten 2 metrelik 3 metrelik küçük kübün içinde gideceğiz. Üçgen böyle sıkıştı kız gideceğiz. Yani şuradan küçük gittikleri yer bu arada. Evet, evet. Şu masadan küçük yerde gidiyorlar Ay'a. Ufacık bir kapsül diyorsun değil mi? Aynen, o üçgen kapsül geri inen. Diyorlar ki bunu oraya koyamayız. O abi şey, hemen hemen kim atlıyor işe? Japonlar. Nippon Kogaku Ohi fabrikası ve Nikon. Ha işte Nikon. Kodak'la beraber geliyorlar abi, diyorlar ki abi biz yaparız. Ve hakikaten ilk bunlar yapıyor. Fotoğraf makinesini de özel yapıyor Nikon. Kodak'ta 35 milimlik özel bir film yapıyor ve etkilenmiyor bundan film. Yani arkadaş, o makinenin içinde etkilenmiyor. Ha. Ve şöyle bir özellik geliştiriyorlar. Şimdi uzayda bugünkü gibi dijital değil tabii. Yani adam SD kartı takayım 300 tane video çekeyim şeyi yapamıyor doğal olarak. Filmleri değiştirmesi lazım. Buna astronot eldiveniyle izin veren bir mekanizma yapıyor adamlar. Ki en büyük asıl sorun da o zaten. Sorun bu. Çok kalın bir yerde. Evet abi, yani onunla tutacak bir yapısı tabii yok. Onu da başarılar ve yaparlar. Onu aratın. Şeyin Nikon'la Kodak'ın NASA için Ay projesine yolladığı fotoğraf makinesini aratın. Google'da bir sürü fotoğrafı vesairesi var. Yani inilmediğine dair başka da işte o görüntülerle ilgili oynamalar vesaireler iddiaları var. Işıklar bilmem neler ama hani bugün ben şu kamerayı çevireyim dışarı, İstanbul'un ışıklarını göremezsiniz bizi görmekten. Ya böyle saçma sapan yorumlarla da bence çıkmasın insanlar. Daha bu dijital DSLR kamera bile onu çekemiyorken o zamanki kamerayı bırakın da hani arkadaki yıldızı görmesin bir zahmet ki güneş önden vuruyor. Adamlar gene
ışığa doğru yön şey yapmışlar yani. Zaten Ay'a gidilmesiyle alakalı, yani Ay'a gidilmediğini söyleyen insanların elinde en çok göstermiş olduğu videolar aslında yani Neil Armstrong'un falan olduğu değil de daha çok Apollo'nun 3. ya da 4. görevlerinde işte böyle yüzüstü düşüp tekrardan sırt üstü, yani yüzüstü düşüp hiçbir geri şey zıplıyor. Yapmadan geri zıplayabilen adamlar. Aynen. Orada bir tane böyle tel gibi bir şey gözüküyor falan filan. Onlar şey olabilir yani. Ya gidilmemiş olabilir. Hani propaganda amaçlı olmuş başka bir görevdir. Onu vermişlerdir piyasaya. Ya da adamlar gitmiştir gelmiştir video çekememişlerdir. Abi gidildiğinin bir diğer kanıtını söylüyorum o ama zaman gidildi şimdi. Kesin. Ruslar Ay projesinden sadece 32 gram ay taşı getirebildiler. 32 gram. Ha. Amerikalılar 380 kilo. Oh. Ve bunu taşımak için robot değil insan lazım. Evet. 380 kiloyu toplayabilmek için insan gerekiyor. Yoksa hani Mars'tan da getirdik o kadar, getiremiyoruz. Robotlar var, çalışıyorlar deli gibi. Kaç tane robot var Mars'ta? Ama öyle bir şey yok. Ya zaten şöyle bir şey var. Şunu düşünmen lazım. Tamam Ay'a gidilmedi. Eyvallah. Ama Mars'a gittik. Yani şey en azından robot yani, gitti çalışıyor 5-6 tane. Ya NASA şunu dedi abi, Ay'a gittik diye vaktiyle bir yalan söyledik, o yüzden biz Ay'a hiç gitmeyelim, doğrudan Mars'a devam edelim abi. İşte yani saçma. Hani arada anlatılıyor. Ki bu arada mı? Ruslar Venüs'e gitti, hani Amerika tabii NASA Mars'a gitti, Hindistan Mars'a yolladı. Yani Avrupa uzay üssü bir tane asteroide indi, tamam bunlar yeni oluyor ama yani abi o dönemde zaten ortam bunu gerektiriyordu. Zaten asıl bu ay projelerinin, uzay projelerinin gelişme sebebi bu. Bakın o dönemde soğuk savaş var. O dönemde 2. Dünya Savaşı yeni bitmiş. Ortam yoğun yani. Ve bir de 2010'lardan sonrası var. Peki 1980 ile 2010 arasında niye hiç uzay projesi yok? İhtiyaç kalmadı. Challenger. Abi oraya değineceğim. Yani aslında yok. Tamam mı? Var, şöyle var. Abi Ruslar Mir uzay üssünü kuruyor ki önceki videolarda aynen anlattık. Bütün hataları, detayları, Amerika'nın ne yaptığını vesaireni. Bir o durumlar var ama Amerika aktif olamadı o zaman. Niye? Çünkü Ruslar gene üstündü. Yani Amerikalıların tek başardığı Ay'a insan indirmekti ve bu çok büyük bir başarıdır. Rusların niye başaramadığını da anlatacağım birazdan. Ama Amerikalılar daha sonra gene uzay yarışında geri kaldılar. Hani ilk uzay üssünde Ruslar kurdu ve sonra çöktüler. Ya psikolojik olarak üstünlüğü ele aldılar, ondan sonra Rusya'nın o psikolojik birinin sebebidir Çernobil'le beraber zaten. Yani hayır ya. Ama bak Ruslar her zaman uzaya daha fazla merak sardılar, daha tabii fazla emek harcadılar. Amerikalılar o Yuri Gagarin muhabbetinden sonra bir panik havası içerisinde, yani ulan Başkan Kennedy çıkıyor zaten ya. Zaten şimdi orayı anlatacağım sana. Tamam mı? Hani Başkan Kennedy kaldı ki Başkan Kennedy hani bu hani Ay'a gideceksiniz muhabbetini yaptığında 1962 Küba füze krizi falan olayları aynen, var. Aynen aynen öyle. Yani dolayısıyla o psikolojik üstünlüğü almaları için abi gerekiyorsa Ay'a adam indireceğiz, oradan geri getireceğiz falan diyor. Abi yaptınız mı? Yaptık. Tamam sal gitsin bundan sonra. Bir arkadaşlar gene daha eski videolarımızda Mars, NASA vesaire konuştuğum bir video vardı. Orada anlatmıştım bunu. NASA'yı yönetenler askeriye, çalışanlar bilim adamı. Rus uzay ajansını tamamen bilim adamları. Yöneten de çalışan da. Ama işte şöyle en büyük sıkıntı var. Orada. Rusya'yı da asker yönettiği için oradan böyle bir şey olmuş oluyor. İşte bir karışıklık var orada. Ama asıl bomba zaten şu şimdi. Bak asıl buraya geliyorum. Rusya'nın bir kere bütçesi yok. Rusya'nın en büyük Rusya'nın bütçesi yok. Bakın arkadaşlar. Bak, Alman Doktor Gerd Hild. Ne? Kim? Alman Doktor Gerd Hild. Gerd Hild. Evet. Tamam. Bu adam dünyada tek. Özelliğine. Adam rüzgar tüneli yapabiliyor. Hayda. Ve adam Amerika'ya rüzgar tünelleri kuruyor ve o sene 1961 mi 62 mi de emin değilim. O iki seneden bir tanesinde Amerika'nın uzay için harcadığı para 57 milyar dolar. 57 milyar dolar arkadaşlar. 20 Sovyet doyururuz biz o parayı. Aynen öyle yani, tamam mı? Yani Sovyetler bütçesini açıklamadığı için bilemiyoruz. O kayıtları vermiyor hiçbir zaman. Sovyet Rusyası vermedi. O yüzden bilmiyoruz ama kesinlikle bunun hani onda biri bile değildir. Ve adamların tam 6 tane abi Dr. Gertl'de tam 6 tane rüzgar tüneli kurdurtuyorlar, tamam mı? Ve bu rüzgar tünellerinden bir tanesi 30 Mach'a ulaşabilen bir rüzgar şeyi yapıyor. 30 Mach dediğim sesin 30 katı. 30 katı. Yani ve Amerikalılar o anda bilim adamları çok seviniyor. Ulan diyor evet. Çünkü dünyaya girerken 30 Mach'a kadar ulaşma ihtimali var. Var. Test ederiz diyorlar. Ama hiçbirini yapamıyorlar. Niye? Çünkü ölçek. Uzaydan gelecek olan kapsül 3 metrelik bir tabanı var. Ama 30 Mach'a ulaşan rüzgar tüneli sadece birkaç santimlik. Ha. Anladın mı? Haydi. Onu çok ölçeklendiremiyorlar. Ölçeklendiremedikleri için de testi yapamıyorlar. Ve orada işte Profesör Doktor Arsa Veraslan devreye giriyor. Adam Türk yazılımcı. Aha. Onu simüle ediyor. Evet, onu profesörü buraya zorla bir şekilde sokuyor. Oradaki komutan beğeniyor. Bu adam
Türk vatandaşı olduğu için FBI ve CIA bunu göndermek istiyor. Ordu diyor ki ulan bu adam çok akıllı, dursun burada diyor vesaire. Adamı dinleyin. Biyografisini falan kendi anlatıyor. Bütün anılarını anlatıyor adam. Çok çok keyifle dinleyin yani. Ondan sonra neyse bu adamı tutuyorlar ve bu adam 60'larda yazılım yapıyor ve anlatıyor. Diyor ki abi o size anlatılan bir oda dolusu, yani oda büyüklüğündeki bilgisayar, ben onda çalışıyordum diyor. Tamam mı? Ben onda çalışıyordum diyor. Öyle. Ve bir hani bir output bekliyorum diyor. Bir ay sürüyor diyor. Abi yıl 64 olduğunda atom bombasının yapıldığı üstten bir tane adam geliyor ve ilk süper bilgisayarı yapıyor adam. Abi adam bunların olduğu Tullahoma üstüne geliyor, tamam mı? Abi bu masa kadar büyük yaklaşık olarak. İki tane metal kutu getiriyor ve diyor ki buyurun yeni bilgisayarlarınız bunlar. Bunlar sizin istediğinizi yapacak. Abi oradaki odadan bütün mühendisler, yazılımcılar, herkes diyor ki ya bir siktir git, bunlar iş mi yapılır? Koca oda kadar bilgisayar çözemiyor diyorlar. Herkes şaşırıyor. Abi bir deniyorlar. Onun bir ayda yapamadığını bu makineler 5-10 dakikada yapmaya başlıyor. İşte nanoteknoloji. Ve Amerika burada öne geçiyor işte aslında. Ya yine aya gidişte. Tamam mı? Aya gidiş ve dönüşte. Hı-hı. Çünkü Amerika bir otomasyon sağlamaya çalışıyor ve bunu başarıyor. Ama ekstra bir özelliği daha var Amerika'nın. Abi daha kıdemli olup daha büyük bir bilim adamı olmasına rağmen Buzz Aldrin değil, Neil Armstrong daha önemlidir. Neden? Hiç bunu biliyor musunuz? Çünkü Neil Armstrong çok sağlam bir pilot. Pilot. Abi adama diyorlar ki bak bilgisayarlar bozulabilir. Bunu sen tek başına indirmek ve kaldırmak zorundasın. Ve adama bunun eğitimini veriyorlar. Ve bu adamın bunun eğitimini 2-3 yıl falan veriyorlar. Hmm. Ve gerçekten roket atıldı mı havada bilgisayar bozuluyor abi. Adamın bilgisayarı bozuluyor ve adam kendisi roketi indirip şeye bağlıyor. O modüle bağlıyor. Hmm. Yani bayağı böyle pıs yaparak. Şeyde. Kartal sondası evet, diyorlar ya, evet. Tamam mı? O bir de hani asıl Apollo 11'e bağlanırken hani aydan ilk kalktığında o zaman bilgisayar bozuluyor yani. Aynen. Ha, aynen öyle. Aynen. Meşhur hikayedir zaten. Evet. Kartal sondası işte kalkıyor abi. Ondan sonra hani dönerken hani o şeyle beraber sonra geliyor, bağlanıyor. Burada işte mevzu şey gibi hani tükenmez kalemle kurşun kalem mevzusuna dönüşüyor aynen, biraz. Aynen. O hikaye dönüşüyor. Hı-hı. Neden? Çünkü Ruslar aya gitme projesini onlar da yapıyorlar. Ama tamamen otomatik yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Yani insan gücünü hiçbir şekilde devreye katamıyorlar. Böyle bir pilotları olmadığı iddia ediliyor. Onu bilemem. Bence vardır. Yani Sovyetlerin de böyle bir kabiliyetli bir pilotun olmamasına bence imkan yok da. Onların cihazları da farklı. Şimdi hani Amerikalıların ay modülünün parçaları daha farklı yapıda. Mesela dünyaya inen parça üçgen şekilli. Tabanı düz. Hani böyle bir yuvarlak evet, ama evet, üçgen şekillidir. Ruslarınki yuvarlak. Evet yuvarlak. Direkt yuvarlak. Top hı-hı, gibi böyle. Hani Soyuzlar. Hı-hı. Ondan sonra hı-hı, ilk Soyuzlar. O yüzden de insan gücünün de yardımıyla Amerikalılar bir şekilde işte bunu başardılar abi sonuç olarak. Ve bugün bunlar kanıtlandı. Şimdi gelelim ikinci kısma. Bu ikinci kısmın işte asıl sebepleri bilmem bu. İkinci kısım ne? Ay projesinin işte niye bu 2010'a kadar beklediği ve ha, şu andan itibaren ne oldu? Ha. Şimdi niye 2010'a kadar aslında ay projeleri durdu? Mars projeleri yavaşladı. Tamam 90'larda Amerika bir iki tane uydu attı ama nereye attı? Mars'a attı. Ay'a giden yok. Yıllardır yok. Evet. Ne zamandan beri yok? 69'dan beri yok. Ha tamam 69'dan sonra birkaç tane daha Apollo oldu da onları çok saymıyorlar neden bilmiyorum. Abi şey demiyorlar mı ya hani uzaylılar geldi de bundan yok sonra. Yok abi yok alakası. Buraya gelirseniz abi, alaka, çizeriz sizin arabanızı alaka, falan dünyanın, yapmadılar mı? Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi ve tek kutuplu bir dünyaya dönüşmesi. Abi 80'den itibaren düşün. Dünyada kim üstün güç? Amerika. Amerika. Sovyetler çöküşte çünkü. Başka ülke yok. 90'da Sovyet bitti zaten. Kim kaldı? Amerika. Ah 90'lar. Amerika niye uzaya gitsin? Lalenin laleli olduğu zamanlar çok özlüyorum. Ya kaldı ki niye Ay'a gitsin? Bir de o var. Yani. Ya uzaya bile doğru düzgün gitmezken 90'lardaki NASA bütçelerini inceleyin. Bakın Amerika'da açık var onların hepsi. İnternette yazıyor, Wikipedia'da falan. Hani nasıl bir düşüş yaşandı? O bütçeler nasıl kesildi? Evet. Şey çünkü işte, gerek yok. Şey işte, gerek yok yani. Senesi de, 99 senesi de mesela şeydi. Bilim Teknik Dergisi mesela hani Temmuz sayısında Ay'a gidişin 30. senesi diye hani bir şey yapmıştı. Bayağı bir yer vermişti. İşte çocukken mesela almıştım. Onu mesela NASA bütçelerini falan da gösteriyordu. Yani hakikaten o günün parasıyla bu yani o zaman aranan paralar çok farklı. Şu an yani bak ben şunu hatırlıyorum yanlış olmasın ama 2010'dan önce 2008-2009 falan o civarlarda veya 2007 6 milyar 16 milyar. Öyle bir şey NASA bütçesi ayrıldı abi.
60'larda 57 milyar olan NASA bütçesi bu. Hı-hı. NASA bütçesi de değil 57 milyar. Ki 57 o zamanki milyar dolar da dolar yani. Ki o zamanki dolar da dolar yani. Altına evet. sabitlenmiş dolar. Evet. Daha hala yok abi Başkan Nixon gelmemiş. Hala Bretton Woods şeysi evet, devam ediyor. Evet abi Nixon'da değişiyor benim bildiğimde ama emin değilim. Nixon'da değişiyor abi. OPEC şey geliyor ha, ya. Ha doğru. Kriz 74'te. Doğru, 74. Sonra abi bakıyorlar dolar biz böyle devam ettiremeyeceğiz. Doğru onu şey yapıyorlar. Doğru doğru. Bu yüzden de şimdi gelelim şeye. 2010'da neden mevzular başladı? Abi 2010 gibi daha doğrusu siz daha iyi hatırlarsınız benden de. Çin'in yükselişi ne zaman? Ya aslında 2000'lerin sonu yani 2005-2006 falan. 2005 senesinde Dünya Ticaret Örgütü'ne girdi. Ondan sonra Avrupa yani Avrupa ve dünya pazarına açıldı ve öylelikle Çin başladı. 2012 senesinde ise Çin artık kendi şeysini kurmuştu. Orta sınıfını kurmuştu ve dünyaya artık egemendi. İşte bakın o yüzden 2010'dan Çin, sonra diyorum. Çin ticari ateşesi aynen bunu söyledi abi. Biz artık dedi hani orta sınıfımızı kurduk. Geliyoruz. Bundan sonra baba yani hayır. Mal satmak için dünyaya ihtiyacımız yok. Evet. Yani orta sınıf kurduk ya ve bizim ülkemizdeki insanlar tüketiyorlar. Maaşları da yüksek bir bölümünün. Hani ev falan alamıyorlar ama hayvan gibi mesela bütün Çinliler ama orta sınıf buradan... canım yani. Var hayır var. Hayır o şey o sistem yüzünden dolayı ama adama şey yapıyorlar hani jipleri miplere paraya basıyorlar. Aynen öyle. Aynen. Hani en baba jip hangisi bu alalım. Doğal olarak nasıl ki soğuk savaş uzay yarışını başlattıysa ticaret savaşı da uzay yarışını başlattı. Hani Çin'le Amerika'nın savaşının adı ne olacak? Ticaret savaşı. Bugün bile görüyoruz tabii. Zaten. Bunun ileride de böyle anılacak. Ticaret savaşı da yeni bir ivmelenme yarattı. Ama tek ivmelenmenin sebebi bu değil. Diğer bir sebep de özel şirketler. Özellikle Amerikan şirketleri 90'lardaki o tek kutuplulukla beraber inanılmaz bir büyüme yaşadı. 2000'lerde de bunu devam ettiler ve Ay'a çıkan dönemi çocukluğunda gören veya sonrasına yetişen nesiller artık şirket sahibi büyük adamlar oldular. Adam bakınız mı? Virgin Atlantic, bakınız Elon Musk'ın SpaceX'i, aynen. Bakınız Boeing'in yeni CEO'ları vesaireleri. Bunlar tamamen kendi özel Ay, Mars, işte uzay madenciliği dolayı. Gibi ilgilerinden dolayı, şahsi ilgilerinden dolayı Amazon... Şahsi ilgilerinden dolayı uzaya yöneldiler. Ben bir kere şunu hatırlıyorum. 2010 yılında bütün bu Amerika'nın içerisindeki belli başlı firmalar bir araya gidip zaten bu madencilik uzay astronot madencilik enstitüsü ya da işte öyle bir firma kurdular tabii hep beraber. Tabii. Aynen öyle. Bunu 2010 yılında kurdular bak Google'da mesela. Google'da var mesela. Ha Google'da var mesela. Abi bulalım oradan bir tane altın yüklü bir asteroid indirelim buraya zaten çişleyelim işte. Arkadaşlar of, bakın diyorlar. Dikkatinizi tekrar açayım. O yüzden 2010'dan itibaren diye başlıyorum. Aynen yani. Aynen. Çünkü 2010'a kadar gerçekten hani işler hani küçük küçük tıkırında devam ediyor 90'lar gibi. Ha, işte 2010'dan sonra bütçeler büyümeye başlıyor tekrardan. Çünkü Çin kendi uzay üssünü kurup bir anda Ay projesine başlıyor. Japonlar deli gibi iş yapmaya başlıyor. Avrupa uzay üssü yani hep küçüktü. Hala da küçük aslında baktığın zaman bütçe olarak diğerlerine göre ama yani en azından bir asteroide inmeyi başardılar ki bu çok önemli bir şey uzay madenciliği açısından. Hani Rusların şu an çok bir olayı yok. Çok bir aktivitesi yok. O da Putin arkadan yavaş yavaş büyüme yolunda olduğu için devam ediyor. Şu an Çin daha önde çünkü baktığınız zaman. Kısacası hani hem devletlerin yarışı artık sadece devletlerin yarışı olmaktan çıktı. Bir özel sektör yarışına da geldi. Zaten bu bir şeydir yani non-governmental dediğimiz hani hükümet dışı organizasyonlar aynen. Zaten hani 1990'lar hatta 1980'lerden başlayarak... bütün dünyayı ele geçirmiştir ya. Ha bugün işte bahsettiğimiz en basitinden mesela bir yani Apple dediğimiz şey birçok ülkeden daha büyük bir bütçeye sahip. Bu arada şu an en büyük Microsoft. Tamam ama Microsoft da yani. Abi CEO'sunu helal olsun ya muhteşem. Neydi adamın Phil Spencer? Abi unut değil unuttum o başka bir. Microsoft da yani sonuç itibariyle birçok atıyorum Tanzanya'dan daha büyük bir bütçeye sahip mesela. Tanzanya'dan. Oğlum Türkiye'den. Vestel büyük lan Tanzanya'dan. Türkiye'den. Bizden birkaç kat. Vestel. Hayır bak şey olarak söylüyorum hani. Osuruk'tan söylüyorum ama yani bunun gibi çok şey var. Texas'ın sadece Texas'ın bütçesi Türkiye'den büyük bu arada. Tabii canım Avrupa'ya falan koydu mu birinci lan. Kaliforniya falan ama Almanya'dan büyük. Tabii. Sadece Kaliforniya. Kaliforniya Almanya'dan büyük. Hayır ayrı bir şey baktığı zaman dünyanın dördüncü büyük ekonomisi işte, Kaliforniya Almanya'dan oluyor. Büyük diyorum o yüzden. Yani düşün. Amerika ile Çin şu an birinciler. Onlar kapışıyorlar. Hatta Çin'in Forbes 500'deki şirket sayısı Amerika'yı geçti. Ha. İlk kez. Farkın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Amerika ikinciliğe düştü. Aa, evet olmuş. Abi bu çok büyük bir etken aslında. Neyse. Uzay yarışı dediğimiz gibi şu an Ay üzerinden devam ediyor. Özel şirketler Ay'a mı gitsek Mars'a mı gitsek daha tam karar veremediler ama hani Elon Musk önce diyor ki Ay'a ben gideceğim diyor 2023.
NASA diyor ki 2025, Çin diyor ki 2030. Ama tabii ki bunları ne kadar tutturabilirler o ayrı konu. Hacı Mars'a gideceksin. Ay'da zaten dünyadan kopma değil. Mars'a gitmek için Ay'a gitmen lazım. Zaten mevzu. Şu an Mars'a herkes gitme derdindeydi. Bundan 2-3 yıl öncesine kadar, hatta videomda, videoda da anlattık Mars'la ilgili gidişi vesaire, hatırlıyorsun. Yani buna gidişten, dünyadan çıkmakta sıkıntı sorun. Da abi Ay'dan gitmek daha kolay. Ay'ı bu yüzden üs haline getirmeye çalışıyoruz şu an. Yani şu an dünyanın amacı, dünyadaki işte bu yeni uzay yarışının güzel yanı o olacak zaten. Çin'in de Amerika'nın da özel şirketlerinde tek bir amacı var Ay üzerinde. Ay'dan bir şey getirmek, toplamak değil. Ay'ı üs yapalım, Ay'dan gidelim. Dünyanın 6'da 1'i ağırlık çekim gücüne sahip bir yerden fırlamak çok daha basit. Basit. Atmosfer yok, sürtünme yok. Üstelik yok. Üstelik Dünya ile Ay arasındaki manyetik radyoaktif radyasyon dalgası alanı da yok. Yani bu alan tamam insan sağlığı için çok sıkıntı da değil. Hani ama nükleer, makineyi yıpratıyor. Ama şöyle makine midir? Abi nükleer üste bir yıl çalışmak kadar şey alıyorsun bir geçişte. Bir de benim bildiğim kadarıyla onlara radyasyon kalkanını falan da koyman gerekiyor. Isı kalkanı koyuyorsun. Abi makine şöyle. Ağırlaşıyor. Aynen öyle ve dediğim gibi hani bak yani o Dünya ile Ay arasındaki radyasyon ve manyet, yani dünyanın manyetik alanından kaynaklı bir radyasyon kalkanı var. Yani çarpan radyasyonun kaldığı bir bölge var. Tamam. Onun da bir ismi var bilimde. Şu an hatırlamıyorum. Hatırlayan arkadaşlar yorum yazarsa seviniriz. Ozon tabakası gibi düşünün. Bu alandan geçerken insanlar her geçişte bir yıl bir nükleer santralde çalışmış kadar radyasyon alıyor. Bu da iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Çok çünkü sürekli gidip gelmeye başladığını düşün. Ayrıca Ay'a sen ne kadar otonom ve bir üs kurarsan, hani atıyorum insanı yolladın, bir yıl orada yaşayacak dedin mi geri alıyorsun. Ama orada bir yıl yaşayan insan hani 10 kere git gel yapması yerine bir yıl orada kalacak ve ona göre daha korunaklı bir üs içinde radyasyon almayacak bu sayede. Ve hani oradan gidecek maliyet düşecek. Tabii. Mars'a daha rahat gideceksin. İşte asteroidlere daha rahat gideceksin. Belki Venüs'e, belki Merkür'e, belki daha uzağa. Artık Venüs'e yani gidebilir misin? Gidilebilir daha can. Hani güneş çekiminden dolayı. Gidersin de bulurlar. Şu an canım Venüs dönüyorsa gidebiliyorsun. Ya şu an gidemiyorsan da yarın gidemeyeceğin anlamına gelmiyor. Yani yokuş yukarı yokuş aşağı teorimiz tamam, evet, vardı onu ya, anlattım ondan zaten de. Ha. Abi probe yolladık. Probe yolladık ama insan da yollanır mı ayrı konu. Gene probe yolladık. Probe şu an dayanamadı yani. Bir probe dayanan yanamadı. Bir probe lazım. Abi işte dayanan probe lazım. Onun için mesela Ay'daki madenler de çok önemli. Niye? Ay'da da deli gibi demir var, bilmem ne var. Yani dünyadaki materyallerin çoğu Ay'da var. Ekstraları da var çünkü çok fazla meteor çarpmış. Bunları da rahat rahat toplayabiliyoruz ayrıca. Yani hani derdimiz yok. Oradan Greenpeace çıkmayacak abi. Aman ağaçları kesiyorsunuz. Aman hayvanları öldürüyorsunuz. Böyle bir derdimiz yok. Ya yani dünyada aslında böyle bir derdimiz var. Doğru. Kendi yaşam çevremizi bozuyoruz. Ay'da neyi bozacağız? Yani Ay'ı toplayabildiğin kadar. Tamam, Ay'ı yok et demiyorum sana. Yok edersen gene bu kimizde. Yani Ay'ı delik Ay'ı delik deşik edemeliriz yani. Toki's bam. Toki Ay konutları. Ay, maymun. Maymun. Ali Ağalı. Bir de şey adamı maymun ettiniz lan diye. tamam. Evet arkadaşlar, yani sizin de uzay yarışıyla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyoruz yorumlara. Hepinize de buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hatta bu son ana kadar dinleyen varsa aşağı yazsın ya. Hani Aras yazsın, Eren yazsın, Utku yazsın, adımızı yazsın. Bakalım anlayalım kim komşu sona kadar dinliyor. Hoşçakalın.